öğreneceksiniz. Hazırlık dönemi nasıl oldu? Yoruldunuz mu? Koşuşturmalar falan mı? Gerçekten şöyle bir şey. Çok eforlu bir oyun bu. Eforlu bir oyun. Enerjisi çok yüksek bir oyun. Evet. Yalnız şöyle bir şey. Demin de söylediğim gibi ben şahsen provalarda yorulmayan bir insanım. Çünkü kesinlikle severek yaptığınız işten yorgunluk çekmezsiniz. Yani ben bunu prensip olarak hayatım boyunca hep bunu böyle yaşadım. Ayrıca bu tiyatroda olmak, bu ekiple çalışmak, bunların hepsi benim çocuklarım. Şu arkanızda hepsi enerji bakalım değil mi? Şu arkanızda gördüğünüz Tuğba Sağlam. Şu Tuğba Sağlam değil. Aynı zamanda ışık da yapar. Merdiven üstüne çıkar. Yani ekip aile gibi olmuşsunuz burada. İşte aile lafını çok fazla kullanıldığı için ben aile demeyeceğim ama biz yani hepimiz candan iç içe olmuş bir durumdayız çok burada güzel. Gerçekten yani onların hepsi benim çocuklarım. Döverim, söverim, severim. Hem azarlanıyorsunuz hem de azarlanıyorsunuz. Ben burada olmaktan çok mutluyum. Sahnede de var değil mi hocam? Saçından tutup antigone gibi. Yani, ben senin zaten sevgili seyirciler kurmada görüyorum. Değil mi? Saçından sürüklüyor değil mi? Herkes. Herkes dövüyor. Herkes dövüyor. Her ne kadar dövsem de sonra yüreğim parçalanıyor onun için. Yani ona olan sevgim burada duruyor. Ama eğer bir disiplin varsa gece yarıları sokağa çıkmaması gerekiyordu. Onu çıktı, da döverek de, ona da döverek de. Dersini verdiniz hocam. Yani. Evet. Sevgili izleyiciler, ya Gönül istiyor ki bu sohbet sürsün ama hem sahne alacaklar hem de bizim süremiz kısıtlı. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ağzınıza, yüreklerinize sağlık. Biz de heyecanla bekliyoruz. Sevgili izleyiciler, lütfen sahneleri boş bırakmayalım. Emek harcayarak gerçekten sahneliyorlar. Bugünkü oyunumuz Antigone. Ve biz Tatav'la sahnedeyiz. Cihangir'deyiz. Lütfen gelip burada görün diyorum. Evet, iyi seyirler diliyorum. Ben programı arkadaşlarla kapatıyorum. Hepinizi öpüyorum. Sağlayalım arkadaşlar. Hoşçakalın.